Evet arkadaşlar 6'ya 12 hemen bir kelebek benzerliği yakaladık mı? Evet kelebek benzerliği yakaladık. 6'ya bir kat düşerse 12'ye ne düşer? 2 kat düşer. 1 kata arkadaşlar 1M dersem 2 kata 2M diyebilir miyim? Benzerlikten dolayı yana doğru ne yapabiliyorduk? Katlayabiliyorduk. Bize alan AEF'yi 12 vermiş. AEF'yi ne vermiş arkadaşlar? 12 vermiş. Yani 2M tabanına 12 düşerse 1M tabanına ne düşer arkadaşlar? 6 düşer. Şimdi yükseklik A'ya göre tabana K'dan bakıyoruz arkadaşlar. 1 K'ya 18 düşerse 2 K'ya ne düşer? 36 düşer. Şimdi arkadaşlar 12 tabanına 36 18 daha ne yapar? 54 yapar. Yani şu şekilde düşünüyoruz arkadaşlar. Yamukta yükseklikler aynı olduğu için 6'ya 12. Yani buradaki 12 tabanına 30 40 54 düşerse 6 tabanına ne düşer? Yarısı 12'ye 54 düşerse 6'ya yarısı ne düşer arkadaşlar? 27 düşer. 54 ile 27'yi topladığım zaman 80 bir birim buluruz. Evet. ikizkenar kenar yamuk demiş arkadaşlar. İkiz kenar yamukta köşegenler dik kesişirse alanımız neydi? H kareydi formülümüz. Buradan dik attığımız için arkadaşlar burayla buraya eşit. Burayla da buraya eşitti. Muhteşem üçlü geliyordu. 2 2 2. Burası da 4 4. Burası da ne olacak? 4. Yüksekliğimiz ne oldu arkadaşlar? 6. 6'nın karesi de ne yapar? 36 yapar. Evet, şuradan bir orta taban atarsak arkadaşlar. Orta taban alt taban artı üst taban bölü 2 idi. Yani 14 bölü 2'den orta tabanımız kaçmış arkadaşlar? 7. Bura bile bir bölerse burada bile bir bölerdi. AB uzunluğu 10, DC uzunluğu 4, DE, e, ise diyor bize x'i soruyor arkadaşlar. X'e nasıl ulaşalım? Şurada bir dikdörtgen yapalım arkadaşlar. Burası 4 birimse burası da 4 birim olacak. Buraya ne kalıyor? 3 kalıyor. Öklit yapabilir miyim? Evet. Dikken dik inerse Öklit. X kare eşittir 4 çarpı 7. Kare Karekökünü alırsam 2 kök 7 gelir arkadaşlar. X'imiz. DE ile EF eşitmiş arkadaşlar. 5 birim 5 birim diyor. AE 13 birim diyor. Ne özel üçgenimiz vardı hemen? 5, 12, 13 özel üçgenimiz vardı arkadaşlar. Evet ABF açısı ile ABF açısı. Bura nokta ise burada neymiş arkadaşlar? Nokta. O zaman burayla bura birbirine eşit olacak. Dikdörtgen dediği için arkadaşlar. Bura 12 ise burada 12. Burası da ne olacak? 12. 12, 10 daha 22 ise AB uzunluğumuzda ne oldu arkadaşlar? 22 oldu. Evet bize diyor ki bu yamuklar diyor kesilip atılıyor diyor. Alan nedir diye sormuş. Şurasının 5 olduğunu biliyoruz. Buranın 22 olduğunu biliyoruz. Yüksekliğinde kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 12 olduğunu biliyoruz. Yamukta alan alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikte. 12 2'ye böldüğüm zaman 6. 22 5 daha 27. 27 ile 6'yı çarparsak 6 kere 7 42. Elde var 4. 2 kere 6 12 4 derde vardı 16 162 gelir arkadaşlar. Evet diginmiş ikiye bölmüş. Şurada bir tane ikiz kenar yakalayabilir miyiz arkadaşlar? Evet buraya bir apartman düşerse buraya da ne düşecek? Bir apartman düşecek değil mi? Şimdi bu S tabanında baktığım zaman buraya ne düştü arkadaşlar? 2 apartman düştü. Şimdi ben buraya X dersem arkadaşlar burada X Karşısı ne olacak yamuk şeklinde olduğu için DC paralel ABydi idi. Buralarında 4'ü birbirine eşit olduğu için arkadaşlar eşkenar dörtgen gelir mi? Gelir. O zaman burası 2x, burası 2x. 2x'e 2 apartman düşerse 1x'e ne düşer arkadaşlar? 1 apartman düşer. Şu şekilde 1x'e 1 apartman düşer. 2x'e de ne düşer arkadaşlar? 2 apartman düşer. Taralı alan 9 ise yani bize 2 ayna vermiş arkadaşlar. 9 vermiş. Alan ABCD nedir? 2A, 4A, 6A nedir diye soruyor. 3'ün katı 3 katı 9 kere 3 ne yapar arkadaşlar? 27 yapar. Evet arkadaşlar yamuk sorularını çözerken paralel kenarı artı üçgen yapıyorduk. Şunu bir tane bir paralel kenara tamamlasak. Burası 10 ise burası da 10. 15 ise burası da ne oldu? 15 oldu. Şimdi paralel attığım için AA dersek arkadaşlar burası 2A oldu mu? Oldu. Buraya da BB dedik. Şimdi paralel kenar olduğu için burada da 8, 15 ne özel üçgenimiz geldi arkadaşlar? 17 özel üçgenimiz geldi. O zaman şu açı kaç derece olmalı? 90 derece olmalıdır arkadaşlar. Paralel attığımız için 2A artı 2B artı 90 eşittir 180'den arkadaşlar. Üçgen iç açıları 180'den. A artı B'mize ne kalır? 45 derece kalır. Bize de alfayı soruyor. Alfada arkadaşlar iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit değil miydi? Yani A ile B'nin toplamı da alfa eşittir. O zaman cevabımız ne geldi? 45